yarı final kaydıktan sonra final ayağına çıkacaktım. Bu esnada ısınmalarımız sürdürürken yanımda oturan teleferik liftinde oturan 12 yaşındaki küçük bir çocuğun denge kaybı esnasında tam düşerken ben kayağımı sabitleyip elimle çocuğu tuttum. Hani bu psikolojik olarak benim için çok zor bir zamandı. Çünkü ben hani tamamen bir insanın hayatı benim ellerimin arasından geçiyordu. Benim o çocuğu çok sıkı tutmam gerekiyordu diye düşünüyordum. Lift hareket halindeydi. Çocuk çok panik etti. İnsanlara bağırıp hani lifti durdurmaları gerektiğini söylüyordum. O esnada aynı zamanda çocuğu tutmaya çalışıyorum. Hani tesis durduktan sonra çocuğu bize bırakmamız gerektiğini söylediler. Tabii o 15 dakika içerisinde o kadar çok şey yaşadım ki o ruh halinde, o psikolojiden dolayı o telaşın içinde çıkmaya çalışıyordum. Çocuğun ellerimden kaydığını hissettiğim zaman eldivenlerimi çıkarıp atmam gerektiğini, onun elini sıkı sıkı tutmam gerektiğini düşündüm. Ve hani orada beni en çok etkileyen olaylardan biri de şuydu, çocuk elimi o kadar sıktı ki hani benim elimde bir insanın hayatının olduğunu daha çok hissetmeye başladım. Ben hani içimden kendi kendime Sıla hadi tutabilirsin, daha uzun tutman gerekiyor, bu bir insanın hayatı, dayanman gerekiyor diye kendimi motive etmeye çalışıyordum. Çünkü bir noktadan sonra benim de artık gücüm tükenmeye başlıyordu, çocuk yoruluyordu. Tabii çalışanların hızlı davranması sonucunda hemen bir tel örgü açtılar. Çocuğu tel örgüye bırakmam gerektiğini söylediler. Ben bıraktım. Orada çocuğu sağlıklı bir şekilde aşağı indirmiş olduk. Herhangi bir kötü durum olmadı, herhangi bir sakatlık geçirmedi. Daha sonra tesis devam etti. Ben aşağı inip çocuğun durumunun nasıl olduğunu sordum. Bana yetkililer iyi olduğunu, herhangi sıkıntısının olmadığını söylediler. Akabinde ertesi gün bir daha yarıştırma falan çıktım. Hani ben öyle devam ettim. Çocuğun iyi olduğunu öğrenmiştim zaten. Slovenya devleti sosyal medya hesaplarından, bütün haber kanallarından benim fotoğrafımı paylaşıp bu kahraman kadın aranıyor diye yazmışlar. Slovenya'daki bir milli takım arkadaşım bana direkt mesaj attı. Sıla işte sana göndermiş olduğum numarayı arar mısın? Tüm ülke olarak şu anda seni arıyorlar. Burayla irtibata girmen gerekiyor dedi. Biz de emniyet amiriyle görüştük. Beni ülkeleri adına çok teşekkür ettiler. Ülkeleri adına çok takdir ettiler ve bana bir ödül vermek istediklerini dile getirdiler. Yarın işte nasıl görüşebiliriz dediler. Biz havaalanına gitmemiz gerektiğini, uçağımızın olduğunu söyledik. Onlar da havaalanında bizi karşıladılar. Ülkeleri adına çok çok teşekkür ettiler bir insanın hayatını kurtardığım için. Ve bana orada madalya takdim ettiler, kahramanlık madalyası takdim ettiler ve bana artık hani sen Slovenya'nın kahramansın diye konuşuyorlardı. Yani sen Slovenya'nın kahramansın dediler. Sonra ben Türkiye'ye döndükten sonra bizim büyük elçimiz bana bir mesaj attı. Mesajında beni tebrik etti, yapmış olduğum hareketten dolayı dedi ve uluslararası parlamentoda elçiliğimize takdir gitmiş. Bunu da bana söyledi. Bu beni çok onure ve gurure etti. Uluslararası bir platformda ülkeme böyle bir takdirin gitmesi. Akabinde Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu beni aradı. Avrupa'da büyük bir popülasyon kazandığımızı ve bu yapmış olduğum hareketten dolayı beni çok tebrik ettiğini ve teşekkürlerini iletti bana. Biz Anadolu çocuğuyuz, biz Türkiye Cumhuriyeti çocuğuyuz, biz ülkemizde Ay Yıldız Bayrağımızdan hep merhamet gördük, böyle yetiştik, böyle gördük. Orada yapmamız gereken de buydu. Biz insanlığımızı gösterdik, ırk, dil, herhangi bir ayrım gözetmeden Türk vatandaşının ne kadar fedakar, ne kadar insansever ve bir halk olduğunu göstermiş olduk. Sıla bizi sportif manada çok geçmiş yıllardan bugüne kadar gururlandırdı, onurlandırdı. Şu anda Türk milli takımında 2022'de yapılacak Pekin Kış Olimpiyat oyunlarına Türk milli takımında en yakın adayımız. Tabii bunların yanı sıra ahlakı ve davranışlarını da her zaman örnek olarak diğer çocuklarımıza yansıtıyorduk. Tabii bu olay da Sıla'yı farklı bir yere taşıdı. Kulübümüzü farklı bir yere taşıdı. Türk insanının ne kadar merhametli olduğunu, ne kadar yardımsever olduğunu buna taşıdı. Dolayısıyla onunla gurur duyuyorum. Bunun tabii yansımasında Türk ayağı kazanacak, Türk insanı kazanacak, Türk sporu kazanacak. Sıla'nın böyle bir davranışından dolayı onu tebrik ediyorum kulüp başkanı olarak. Onun inşallah bundan sonraki hayatında ülkemize en iyi şekilde temsil edeceğini ve olimpiyat oyunlarında da şu ana kadar Türkiye'mizin elde etmiş olduğu en iyi başarıyı elde etmesi için biz kulüp olarak elimizden geleni yapıyoruz. Kayak Federasyonu aynı şekilde. İnşallah Sıla'mız örnek davranışı ve sportif başarısıyla tüm ülkeye örnek sporculuğuna devam edecek.